Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün cinayetler serisi, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihindeki yabancı düşmanı kaynaklı en ağır suç oluşturuyor. Avukat Mehmet Daima Güler, iki kurbanın yakınlarını duruşmalarda temsil etti. Sayın Daima Güler, siz Almanya'ya göç etmiş olan bir Türk ailenin çocuğu olarak Siegerland'da yetiştiniz. Sizin dışlanma ve nefrete ilişkin kişisel deneyimleriniz nelerdir? Evet, yabancılık olgusu bizi belirleyen çerçeveydi. Alman vatandaşı değildik. Hep birkaç aylık oturma iznimiz vardı. Yani resmi dairelere her gidişimizde buradaki oturma statümüzün geçici olduğu, bizim buraya ait olmadığımız net bir biçimde bize hatırlatılırdı. Bir yandan bize topluma uyum sağlayın, bizim gibi olun çağrısı yapmak, öte yandan sürekli saate bakarak bunlar ne zaman gidecek diye beklemek tabii ki bir çelişki. Evet, okulda neler yapabileceğinizi öğretmenlerinize gösterdiniz ve ilkokuldan sonra eğitiminiz Seçkinler Üniversitesi Harvard'a kadar devam etti. Sonraları Liberal Hür Demokrat Parti'nin parlayan yıldızı oldunuz ve tam da NSU cinayetleri döneminde FDP'nin Federal Yönetim Kurulu'nda örnek Türk olarak lanse edildiniz. O zamanlar bu cinayetlerin ırkçı eylemler olabileceğini tahmin etmiş miydiniz? Hayır, tahmin etmedim. Aksine biliyordum bu durumu. Arkadaşlarımla ya da kardeşlerimle bir araya geldiğimde onların Naziler, ırkçılar olduğunu net olarak bilirdik. Ama ben bu bilgileri etrafa yaymadım. Parti başkanına ya da milletvekillerine bunu anlatmak için gitmedim. Çünkü Türk olarak ırkçılık konusunda konuştuğum anda bunun bana siyasi yönden zararı dokunacağını çok iyi biliyordum. Bu biraz da oportunist bir tavırdı. Bunu o zamanlar yapmamam oportunizmdir ve ben bugün bundan dolayı utanıyorum. Hala mı? Evet, tabii. Müvekkillerime ve tanıştığım diğer kurban yakınlarına bu durumu anlattım ve onlardan özür diledim. Özrümü yürekleri geniş olduğu içindir ki kabul ettiler. Ama buradan öğrendiğim şu oldu. Herkes ağzını kapatıp sustuğunda durum daha iyiye gitmiyor. Ve herkes ağzını kapadığında kendimle çelişkiye düşmemek adına en azından kişisel olarak ben bildiklerimi dile getirmek zorundayım. Bu önyargılı tavrı duruşmalar sırasında örneğin iddia makamı bunların sadece birkaç eğlenceden ibaret olduğunu ve hiçbir destek görmediklerini öne sürdüğünde de hissediyor musunuz? Evet, bu üçlü terörist teorisi yani tüm NSU'nun sadece üç kişiden oluştuğunun öne sürülmesi mantıklı bir yaklaşım değil. Dava sıralarında 4 sanık oturuyor. Buna göre federal savcılığında bu üçlünün en az 4 destekçisi olduğundan yola çıkması gerekiyor. Ama bundan da önemlisi mahkeme salonunda gördüğümüz tanık olarak dinlenen 24 kişidir. Bunlar NSU ile temas içinde olduklarını ve onları desteklediklerini açık ve net biçimde beyan ettiler. Silah, para, barınma ve kimlik sağlama gibi yardımlardan bahsediyoruz. Yani biz ismen toplam 28 kişinin bunlara yardım ve yataklık ettiğini biliyoruz. Ama federal savcılık hala üçlüden bahsediyor. Bu mantıklı bir yaklaşım değil ve inandırıcı da olmuyor. Ve bence sonunda bu husustan dolayı hukuksal barış sağlanamayacaktır. Bu nedenle siz mahkeme kararının yeterli olmayacağını, devletin de sanık sandalyesine oturtulması gerektiğini söylüyorsunuz. Neden böyle bir talep? Evet işte, milyonlarca euro ile neonazi çevreleri örgütleyen ve bunları istihbarat elemanları yardımıyla finansal olarak destekleyen bir devlet vardı. Yani iç istihbarat teşkilatı da konuya dahildi. Aynen öyle. Almanya'da tam 19 gizli servis var, 3'ü federal düzeyde, 16'sı da eyaletler çapında. Hepsinin muhbirleri bulunuyor. Bu muhbirler devlet için görev yapan demokrat kişiler değil. Bunlar devletten para da alan Naziler. İşte bu Naziler yıllar boyu devletten milyonlarca euro para aldı. Bu milyonlarca euroyu Nazi platformlarını sağlamlaştırmak için kullandılar. Gazeteler çıkardılar, internet yayınları yaptılar, yürüyüşler organize ettiler. Devlet aynı zamanda önde gelen Nazileri korudu. İçinden NSU'nun doğmuş olduğu en büyük Nazi örgütlerinden birinin şefi olan Tino Brandt hakkında 36 soruşturma yürütüldü. Devletin yani istihbarat servislerinin müdahalesinin ardından tüm bu soruşturmalar durduruldu. Yani görüldüğü kadarıyla denetimi sağlanamayan bir yaratık ortaya çıkarılmıştı. İşte bu yaratıktan sonraları 10 kişiyi öldürecek olan NSU doğdu. Devlet eğer ev ödevlerini yapmış olsaydı tüm bu cinayetler engellenebilecekti. Devlet bunu yapmadı ve kendini bunun sorumluluğundan kurtaramaz. Nazilerin ırkçılığı üzerine kafa yormamız gerekli. Ama bir Türk kurbanın kurban olarak görülemeyeceğini düşünen polislerdeki ırkçı zihniyet üzerine de kafa yormamız gerekiyor. 7 yıllık bir süreden bahsediyorsunuz. Kuşkusuz avukatlık kariyerinizdeki en zorlu görevdi bu. Peki davanın size ne gibi etkileri oldu?
Biliyor musunuz, yıllarca bu küçücük salonda sadece 1-2 metre ilerinizde göğsünde "Öl Yahudi öl" yazan bir dövme bulunan sanık Andrei E.'nin karşısında oturmuşsanız, başsanık Beate Çepe'nin 2 metre uzağında bulunmuşsanız, onların çevresinden tanıkların ifadelerini dinlemişseniz, bu yaşananların bir insani bataklık olduğunu anlarsınız. Bu, insanın artık insanlıktan çıktığı bir bataklıktır. Burada diğerleri sadece başka bir gruba mensup kişilerdir. Orada artık Sayın Özü Doğru, Sayın Yaşar değil, sadece aşağılanarak anılan Mehmetler ve Aliler vardır. Gördüm ki kullandıkları bu dil, bu alaycı tarz zamanla beni de alaycılığa itmiş. Ve nasıl yani? Yani onların seviyesine düşme, onlar gibi düşünme tehlikesi vardı. Ön yargı mı? Evet, tabii. Tüm sanıklar Almanya'nın doğusundan. Ve ben Almanya'nın doğusunda bulunduğumda, buradaki bu insanlara dikkat etmelisin diye düşünürken kendimi yakaladım. Evet, ben kendim de onlar gibi düşünmeye başlamıştım. Bunun bana iyi gelmediğini ve profesyonel yardıma ihtiyacım olduğunu fark ettim ve bir terapiste başvurdum. Böyle bir süreç içinde kişiliğinizde bir değişim olmaması zor. Sözcüklerle ifade etmem güç ama orada konuşulanlar ve konuşma tarzı insanı son derece yaralıyor. Bu dava daha 2-3 yıl daha devam etse bundan gocunmazdım. Çünkü buradan ek bilgiler elde ederdik. Ama 1,5 yıldan bu yana savunmanın burada süreci etkilemek üzere oynadığı oyunlar var ki, o sebeple bu davadan önemli bir şeyler çıkartabileceğimizi ben sanmıyorum. Ondan dolayı da davanın sona erecek olmasından ötürü sevinçliyim. Sayın Daima Güler, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadelenizde size bundan sonra da güç diliyoruz. Bu sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.